Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfımızın 15 günde bir düzenlemiş olduğu Salı Meclisleri programlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü konumuz Orta Doğu. Orta Doğu'da yaşanan köklü, siyasal ve toplumsal değişimler herkesin gözü önünde cereyan etmektedir. Dini, kültürel ve mezhepsel kavgaların sebep olduğu Orta Doğu coğrafyasında akan gözyaşı, kan ve yaşanan zulümler, iktidar kavgaları düşündürücüdür efendim. Ben Orta Doğu'daki son durumla alakalı konferansını verecek olan değerli hocamız Profesör Doktor Talip Küçükcan hocamızı çağırmadan evvel ben hocamızın biyografisini okumak istiyorum. Profesör Doktor Talip Küçükcan. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi'nde, yüksek lisans eğitimini Londra Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda, doktora eğitimini ise sosyoloji ve etnik ilişkiler alanında Warwick Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2007-2009 yıllarında Warwick Üniversitesi Etnik İlişkiler Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olarak çalışan Küçükcan, İslam Araştırmalar Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olarak çalışmıştır. 2011-2014 yıllarında Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü yapmıştır. Küçükcan ayrıca SETA Vakfı Dış Politika Direktörlüğü ve YÖK Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Küçükcan, Türkiye-AB ilişkileri, Orta Doğu'nun siyasi ve toplumsal yapısı, din-devlet ilişkileri, laiklik, din özgürlükleri, Batı'da İslam ve Müslümanlar konularında çalışmalar yürütmektedir. Küçükcan, AGİT dönem başkanı tarafından Müslümanlara karşı ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele özel temsilciliğine atanmıştır. Orta Doğu'daki son gelişmeler üzerine konferansını vermek üzere Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Talip Küçükcan hocamızı kürsüye davet ediyorum. Hocam buyurun. Selamun aleyküm. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tabii bu toplantılar, bu meclisin misafir olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Davet edenlere, organize edenlere teşekkür ediyorum. Sizlere de bu hava şartlarına rağmen teşrif ettiğiniz için teşekkürlerimi iletmek isterim. Umarım geldiğinize değer. O kadar yolu kat edip bu hava şartlarında. Tabii bana zor bir konu düştü. Orta Doğu'daki son gelişmeleri anlamak, anlatmak, analiz etmek, yorumlamak pek de kolay olmasa gerek. Ama Orta Doğu, Türkiye'nin de içinde bulunduğu, oradan uzak olmadığı, yakınında olduğu ve çok köklü bağlantıları olduğu bir coğrafya. Tarihi açıdan, kültürel açıdan ve bilhassa da dini açıdan bizim uzun bir geçmişi paylaştığımız bir coğrafya. Elbette ki bu coğrafya içerisinde dini ve mezhepsel olarak Türkiye'ye yakın olmayanlar da olabilir. Ama tarihsel olarak bakıldığında bu coğrafyayla Türkiye'nin kaderi aslında ortak yazıldı. Ve son gelişmeler, son olaylar öyle gösteriyor ki kaderi ilerideki dönemlerde de ortak bir şekilde devam edecek ve şekillenecek. Tabii bugünkü Orta Doğu'yu anlayabilmek için, yani bugünkü olayları değerlendirebilmek için çok olmasa da bir aslında tarih turu yapmakta yarar var. Çünkü bu tarihi geçmiş, tarihi zemin yeteri kadar anlaşılmadan bugünkü olayları anlamak biraz zor olur diye düşünüyorum. Aslında Orta Doğu kavramının kendisi, Orta Doğu'nun kavramının içeriği, bütün bunlara baktığımızda bu kavramsallaştırmaların bu coğrafyadan gelmediğini biliyoruz. Yani Orta Doğu kavramını ilk kullananlar hiçbir zaman Orta Doğu coğrafyasına mensup milletler, toplumlar olmamıştır. Ya da Yakın Doğu, Uzak Doğu gibi biliyorsunuz coğrafi olarak tanımlanan bölgeler, ama bu coğrafi olarak tanımlanan bölgelere yüklenen bazı manalar ve anlamlar var. Orta Doğu dediğimiz şey bizim sadece harita üzerinde gördüğümüz coğrafi bir mekandan ibaret değil. Asya dediğimiz bir yer
sadece coğrafi bir mekandan ibaret değil. Bu kavramları ortaya koyanlar, bu kavramları aslında bize kullandıranlar aynı zamanda bu bölgeyi, en azından Orta Doğu söz konusu olduğunda, harita üzerine şekillendiren milletler ve toplumlar ya da siyasi irade. Dolayısıyla Orta Doğu dediğimizde aslında kafamızda oluşan bazı imajlar, bazı ön yargılar, kalıp yargılar var, ön kabuller var. Önce bu ön kabullerden biraz başlamak lazım sorgulamaya. Edward Said diye çok meşhur bir ilim adamı var idi. Aslında Filistin kökenli, Filistin'de bir Hristiyan ailenin çocuğu. Ama daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş, orada okumuş ve dünya çapında da bir ilim adamı olmuş. Bunun yazdığı çok önemli iki kitap var. O iki kitaba baktığımızda aslında Orta Doğu nasıl inşa edildi, Orta Doğu ve Doğu genel olarak ama özel olarak Orta Doğu insanların kafasında, siyaset dünyasının kafasında nasıl inşa edildi ve bu inşa üzerine nasıl projeler yapıldı, bunu görmemiz ve anlamamız daha kolay olur. Edward Said, Orientalizm diye bir kitap yazdı. Orientalizm dediği şey aslında Doğu ilimleri demek, Doğu bilgisi demek. Ama Orientalizm kitabında aslında bugünkü Avrupa'nın ya da bugünkü Batı'nın zihninde nasıl bir Doğu imajı, nasıl bir Orta Doğu imajı, daha özel olarak söylemek gerekirse nasıl bir İslam ve İslam dünyası imajı olduğunu ve oluşturulduğunu anlatır bize. Siyasette, ekonomide, kültürde ve bunu yaparken de hayali olarak yapmaz. Batılı yazarların, düşünürlerin, siyaset adamlarının yazdıklarından ve konuşmalarından hareketle bunu yapar. O nedenle Orientalizm kitabı bugünü anlamak için de çok önemlidir. Yani Batılılığın zihninde Orta Doğu ve Doğu nasıl inşa edilmiştir, hangi anlamlar yüklenmiştir, bunu anlamak için temel eserlerden bir tanesidir. Aradan yıllar geçtikten sonra Edward Said yine bir kitap yazar. Bu daha sonra Türkçe'ye çevrildi. Hem Orientalizm kitabı çevrildi hem de bu bahsedeceğim kitap çevrildi. Haberlerin Ağında ya da Haberlerin Işığında İslam diye bir kitap daha yazdı. Orada da Orientalizm kitabında yazdığı Orta Doğu, Doğu, İslam imajının Batı medyasında hangi dille, hangi felsefeyle, hangi yaklaşımla anlatıldığını bize söyler. Hep burada şunu görürüz. Orta Doğu söz konusu olduğunda Batı'nın zihninde kalıplaşmış bazı yargılar vardır, bazı ön kabuller vardır. Bu ön kabullerin çoğu aslında İslam'la, İslamiyet'le ve Müslümanlık'la ilgilidir. Çünkü Orta Doğu denildiğinde akla gelen coğrafya, akla gelen toplumsal yapı, dini yapı hep İslam'la özdeşleştirilir. Evet, Orta Doğu sadece Müslümanlardan ibaret değildir. Burada İsrail vardır. Burada işte Lübnan vardır. Ve Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de, başka yerlerde gayrimüslim vatandaşlar ve azınlıklar da vardır. Ama dünyanın gözünde Orta Doğu denildiğinde hep İslam ve Müslümanlar akla gelir. Dolayısıyla bugünü anlayabilmemiz için bu tarihsel background'un ya da arka planın önemli olduğu kanaatindeyim. Ve Orta Doğu dediğimiz yer yeni bir yerdir. Orta Doğu adlandırması ve Orta Doğu diye bizim bugün bildiğimiz ulus devletler, milli devletler çoğu yenidir bunlar. Hep Osmanlı'nın yıkılmasından sonra ortaya çıkmış yerlerdir. İşte bu bağlantı da çok önemlidir. Zaman zaman bazı Türkiye'deki siyasi zevatın söylediği bir şey vardır. Yani Orta Doğu bizden farklı değildir, biz Orta Doğu'dan farklı değiliz. Suriye'nin meselesi bizim meselemizdir, Irak'ın meselesi bizim meselemizdir, bizim meselemizdir elbette. Onların meselesidir derken aslında işaret edilen nokta budur. Yani bundan 100 yıl önce açılmış bir parantez var. Masa başında oluşturulmuş, masa başında paylaşılmış ülkeler ve inşa edilmiş siyasi yapılar var. Bu siyasi yapılara baktığımızda iki şey çok açık ve net bir şekilde karşımıza çıkar. Bunlardan bir tanesi 1948 yılında oluşturulan İsrail devletidir ve bu devletin bu coğrafyada yarattığı travmadır. İkincisi ve çok önemli olan ve bugün de belki 2011'de Arap devrimleri diye tanımladığımız ve adlandırdığımız siyasal ve sosyolojik süreçleri başlatan bir süreçtir. O da meşruiyet meselesidir. Bu iki mesele bugünü anlamak için son derece önemlidir. Yani Orta Doğu'daki son gelişmeleri nasıl analiz edeceğiz? Bunun kökeninde işte bu iki mesele vardır. Birincisi, Orta Doğu'da
oluşan devletlere baktığımızda, buna Kuzey Afrika'da dahil olmak üzere, buradaki siyasi yapıların hiçbirisinin meşruiyet zemini yoktur. Kraliyettir, kabiledir, otoriter rejimlerdir. Şu ya da bu şekilde halkın iradesini yansıtan yönetimler değildir bunlar. Tek tek isimlerini söylemeye gerek yok. Ama işte Suudi Arabistan'a baktığınızda, Mısır'a baktığınızda, Libya'ya baktığınızda burada tek adam rejimlerinin uzun yıllar devam ettiğini, 30 yıl, 40 yıl herhangi bir seçim olmadan var ise bu seçime hile karıştırılarak bu iktidarların devam ettiğini biliyoruz. 2011 işte bu coğrafyadaki büyük halk yığınlarının ve kitlelerinin bu bahsettiğimiz meşruiyet problemine isyanıdır. Artık kendi geleceğimize kendimiz karar vermek istiyoruz. Bu talebin sokaklara yansımasıdır ve oradan da işte genişlemesidir. Ama o genişlemenin ciddi bir inkıtaya uğradığını hepimiz bugün görüyoruz. İşte bugün belki biraz da bunun üstünde duracağız. Ne oldu da 2011 yılında başlayan sokak hareketleriyle devrilen rejimler şimdi tekrar geri gelmeye başladı? Bu sorunun önemli olduğu kanaatindeyim. Bu soruyu sorarken aslında istisnai olarak belki Türkiye'den de bahsetmekte yarar var. Çünkü bu bahsettiğimiz siyasi coğrafya, Orta Doğu coğrafyası, Türkiye ile çok yakından ilintili ve Türkiye'yi çok yakından takip eden bir coğrafya. Özellikle 2011'deki Arap devrimleri esnasında Türkiye'ye çok sayıda bu bölgeden siyasi aktör gelmeye başladı. Ya da siyasi grupların liderleri gelmeye başladı. Ve gelirken kafalarındaki temel soru o bahsettiğimiz meşruiyet sorusuydu. Türkiye'ye bakarken hep şunu gördüler. Tabii bunu sanki ben şahit olmuşum gibi anlatıyorum ama şahit olduğum için söylüyorum. Yani Ankara'da bulunduğumuz süre esnasında, bu özgeçmiş esnasında size söylenen Siyaset Ekonomi Toplum Araştırmaları Vakfı bir düşünce kuruluşu. SETA Vakfı diye maruftur, bilinir. Bu düşünce kuruluşu çok sayıda siyasetçiyi ağırladı ve bazılarıyla da Türk siyasetçileri arasında iletişim kurma imkanı da doğdu. O esnada şahit olduğumuz şeylerdir bunlar. Gerek İhvan Hareketi'nden, gerek Nahda Hareketi'nden pek çok siyasetçi Türkiye'ye geldiğinde ilk dile getirdikleri şey hep şu oldu. Bizim coğrafyamızda çok ciddi bir meşruiyet problemi var. Biz otoriter rejimler tarafından, krallıklar tarafından yönetiliyoruz ve sadece meşruiyet problemiyle kalmıyor bu. Aynı zamanda çok ciddi ekonomik problemler var. Yoksulluk diz boyu, gelir dağılımında çok ciddi adaletsizlikler söz konusu. Ve yerinde sayan bir İslam dünyasından bahsediyoruz. Ya da İslam coğrafyasından aslında özü itibariyle konuşmak gerekirse. Yani İslam'ın ortaya çıktığı ve yayıldığı coğrafya Orta Doğu coğrafyası. Elbette ki Endonezya'da, Malezya'da Müslüman ülkeler ama İslam ve Müslümanlık söz konusu olduğunda ilk akla gelen yerin burası olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu bölge hep krizlerle anılan, çatışmalarla anılan, otoriterliklerle anılan bir bölge. Ve artık buna dur deme zamanı geldiği için uzun yıllardan beri bu bastırılan İslami gruplar ya da siyasi aktörler artık gün yüzüne çıkmaya başladılar ama onlar için bir rol modeli yok kendi ülkelerinde. Şunu söylüyorlardı. Zaten Arap devrimlerinin kökeninde hep böyle İslami hareketlerin olmasının nedeni de budur. Arap milliyetçiliği bizim coğrafyamızda denendi. İşte Nasır denedi. Bazı partileri Irak'ta, Suriye'de denedi. Ama hiçbir derde deva olmadı. Hiçbir problemi çözmedi. Sosyalizm farklı şekillerde denendi. Libya'da Kaddafi biliyorsunuz işte Yeşil Kitap diye bir kitap yayınladı. İslam sosyalizmi adı altında bunu da toplumunda uygulamaya çalıştı. Ama o da tutmadı. 6-7 milyonluk Libya yönetilemez hale geldi. Ve buralarda ortaya çıkan meşruiyet arayışı işte Arap devrimlerini ortaya çıkaran temel aslında arayıştır. Bunu yaparken Türkiye örneklemi onlar için çok önemliydi. Hep şunu söylediler. Arap dünyasının bir başarı öyküsüne ihtiyacı var. Bizim böyle bir başarı öykümüz yok. Evet, Nasır geldi. Bir dönem belki Mısır'da çok ciddi işler yapmaya çalıştı ama kısa süreli oldu. Fakat İsrail'in ortaya çıkması Arap dünyasını biliyorsunuz dağıttı. 1967'deki bir haftalık, 5 günlük, 6 günlük savaşta Mısır, Suriye, Ürdün yerle bir etti buraları. Küçük İsrail. Bütün bunların yarattığı travmaları ve bütün bunların yarattığı problemleri daha sonraki rejimlerin hiçbirisi çözemedi. Yani bahsettiğimiz rejimler 1930'lu 40'lı yıllardan itibaren kurulan rejimler aslında devletler. Kuzey Irak'a baktığımızda aynı şekilde Tunus'ta, Cezayir'de, Fas'ta benzer meseleleri görmemiz
Mümkün. O zaman bize söyledikleri şuydu bu zevatın. Biz Türkiye'de şunu gördük. Türkiye'de bir kökeni İslami olan, muhafazakar değerleri önceleyen bir siyasi parti iktidara geldi. Ve bu parti iktidara devrimle gelmedi. Sokak gösterileriyle gelmedi. Bu halkın kendi iradesiyle verdiği oylarla iktidara gelen bir hükümet oldu. Ve bu hükümet iktidara geldikten sonra kimseyle kavga etmedi. Yani ülkeyi ben zorla dönüştüreceğim, değiştireceğim kaygısına da girmedi. Baskı yapmadı. İşte ülkenin sistemi diyelim ki hukuk sistemi laiklikse onu değiştirmedi. Ülkenin yönetim sistemi demokrasi ise bunu değiştirmedi. Yani aslında insanların kafasındaki pek çok şeyi yıktı. Yani İslami bir grup ya da İslami bir siyaset hareket başladığında, iktidara geldiğinde her şeyi değiştirir, dönüştürür, İslamileştirir tırnak içerisinde. Böyle bir şey olmadı. Ekonomik olarak baktığımızda da Türkiye belirli bir ekonomik büyüklüğe ulaştı. Dünyanın işte 17. büyük ekonomisi, Avrupa Birliği'nin içerisindeki ülkeler arasında baktığımızda 7. 8. büyük ekonomi. Bu da ayrı bir önemli gösterge. Dolayısıyla Türkiye onlar için önemliydi. Bunun çok önemli bir motivasyon olduğunun altında çizmemizde yarar var. Arap dünyasındaki siyasi, yeni siyaset ve yeni siyasi aktörler söz konusu olduğunda. Yani Türkiye modeli meselesini de zaten o dönemden itibaren zihinlerimizi yokladığımızda göreceğiz. Fakat bu model meselesi, şimdilerde biraz daha eleştirilen bir konu tabii. Türkiye'nin ne hükümeti tarafından, ne Türkiye'nin medyası tarafından, ne de Türkiye'deki entelektüeller tarafından ortaya konulmuş bir şeydi. Bu mesele Türkiye'deki 2002'de başlayıp da daha sonraki gelişmeler, Türkiye-AB birliği ilişkileri, Türkiye'deki reformlar, Türkiye'deki demokratikleşme vesaire mücadele ve bunu bir muhafazakar partinin yapıyor olması, bu yenilikleri, normalde yeniliklere karşı olduğu varsayılan bir muhafazakar partinin yapıyor olması çok önemliydi. O nedenle bu model tartışması orada başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Avrupa'da bunu büyük bir memnuniyetle karşıladılar ve daha sonra da bütün dünyaya bunu yaydılar. Arap sokaklarında bunun biz etkilerini gördük ve Türkiye'ye karşı biliyorsunuz bir muhabbet başladı. Hem sokaklarda hem de bu bahsettiğimiz yeni siyasi aktörler arasında. Bu gelişmeler, Orta Doğu'daki bu son gelişmeler, öyle söyleyelim. Son gelişmeler aslında biraz son 10 yılın gelişmeleri olarak toparlamak lazım, böyle konuşmak lazım. Bu gelişmeler pek çok ülkeyi, pek çok siyasi yapıyı ve lideri ciddi bir şekilde rahatsız etti. Tunus devrimleri başladığında ilk sorulan sorulardan bir tanesi neydi? Acaba bu devrim başka ülkelere sıçrar mı? Bir domino etkisi yapar mı? Biliyorsunuz oradan hemen Mısır'a sıçradı. Daha sonra Yemen'e kısmen, Libya'ya sıçradı. Suriye'ye geldi ve orada büyük bir şu anda kaosun ve krizin içerisinde duruyor. Peki bu devrimler olduğunda kimin için rahatsız etti? Orta Doğu'yu biraz bu çerçevede anlamak lazım. Onun için geçmişte Orta Doğu'nun nasıl inşa edildiğini, kurulduğunu, kurgulandığını birazcık, kısacık da olsa oralara atıfta bulunmaya çalıştım. Orta Doğu belirli güçler tarafından dizayn edildi. Buna Sykes-Picot anlaşması diyorlar. 1916 yılında Fransızlarla İngilizler oturuyor ve Orta Doğu dediğimiz aslında coğrafyanın büyük bir kısmını, özellikle bizim yakın coğrafyamızı masa başında paylaşıyorlar. Giderlerken 1940'lı, 50'li, 60'lı yıllarda bu coğrafyadan çekilirlerken aslında pek çok İslam ülkesinde bu coğrafyada hep bir bağımsızlık savaşını verdik, kazandık yanılsaması vardır. Savaştık, Cezayirliler savaştılar değil mi? 1960'a kadar savaştılar, 60'ta bağımsız oldular. Tunuslular savaştılar, 1950'lerde falan onlar da bağımsız oldu. Dikkat ederseniz aslında Orta Doğu'daki bağımsızlık meseleleri çok yeni meselelerdir. Yani en uzun tarihi olan ülke 50 yıllık tarihi vardır. Bu açıdan bakıldığında bir ulus devlet olarak, bir milli devlet olarak kurulması, bir bağımsız devlet olarak kurulması bazılarının daha da yenidir. Buna İsrail'de dahildir. İsrail'in buradaki varlığı 48'de başlar. 47'de Birleşmiş Milletler karar alır ve 48'de İsrail burada devlet olarak kurulur. Ve bu kuruluşla beraber burada bir düzen inşa edilir. Bu düzeni değiştirecek daha sonraki her türlü girişimin önüne de set çekilir. Arap Baharı bu bahsettiğimiz büyük düzene en büyük meydan okuma dönemiydi aslında. İki açıdan meydan okuma dönemiydi. Birincisi o bahsettiğimiz
bu coğrafyadaki sömürgeci güçler çekilirken geride bir yapı bıraktılar. Aslında kendi ülkelerinde demokrasi varken, kendi ülkelerinde katılımcılık varken, kendi ülkelerinde hürriyet varken, adalet, eşitlik, ekonomik gelişme varken bu coğrafyalardaki bıraktıkları rejimlerin bunlarla hiçbir alakası olmadığını bütün dünya alem biliyor. Krallıklar bıraktılar, işte tek parti dönemleri bıraktılar ya da askeri darbelerle gelenleri bıraktılar. Körfez ülkelerine baktığımızda emirlikleri bıraktılar. Öyle bir siyasi dengeler bıraktılar ki burada halkın iradesini kesinlikle yansıyamayacağı yapılar oluşturuldu. Ve bu yapılarla bahsettiğimiz rejimler, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Sovyetler Birliği eskisi, yeni Rusya, hiçbir zaman problem olmadan bunları ilişkilerini sürdürdüler. Arapların sermayesi İngiltere'ye aktı. Arapların petrol parası Amerika Birleşik Devletleri'ne aktı. Tabii buradaki petrol de ayrı bir mesele. Özellikle bu enerji kaynaklarının neye tekabül ettiğine baktığımızda Orta Doğu'yu biraz da anlayabilmek için onlara da girmek gerekecek. Ama onlara girmeyelim. Sadece bir şeyi paylaşarak sürdürelim. Bugün dünya petrollerinin, dünyadaki bütün petrol rezervlerinin ki bunlar kanıtlanmış rezervler, yani bilimsel olarak ispatlanmış rezervler, kaynak olarak var. %50'si aşağı yukarı Orta Doğu'da. Dünya bir tarafa, Orta Doğu bir tarafa. Doğalgaz itibariyle baktığımızda dünya bir tarafa, %47, %48 doğalgaz kaynaklarının Orta Doğu'da. Buna biraz Kafkasya'yı ve işte Orta Asya'yı da eklerseniz Türkiye açısından baktığımızda yaklaşık dünya petrol ve doğalgaz rezervlerinin %55-60'ının olduğu bir yerde yaşıyor Türkiye. Ve Türkiye'nin yakın komşuları da burada. Şimdi tabii dünya enerjisinin büyük bir çoğunluğunu buradan elde ettiği için bu bahsettiğimiz Orta Doğu'daki olaylar vesaireler bunlardan bağımsız olarak görebileceğimiz şeyler değil. Bakın bugün çok enteresandır. Bundan bir yıl önce, 1,5 yıl önce bir varil petrolün değeri, ham petrolün değeri ne kadardı? 100 küsur 120 dolar civarındaydı. Dün 58 dolara düştü bu. Yani bir yıl içerisinde ne oldu da petrol fiyatlarında bu kadar çok ciddi bir düşüş söz konusu oldu? Yeni petrol kaynakları mı bulundu? Hayır. Petrol üretiminde artış mı söz konusu? Yine hayır. Yine aynı şekilde aynı ülkeler aynı düzeyde petrol üretiyorlar. Peki insanların kullandığı petrol kullanımında bir azalma mı var? Yani arabalara binmiyor muyuz artık? Elektrik üretmiyor muyuz onlardan? Hayır. İşte başka bir şey var. Yani bu çok önemli bir meseledir. Ve hiçbir bu bahsettiğimiz petrol üreten büyük ülkeler de petrol üretimini azaltmıyor. Normalde ne olması lazım? Arz talep dengesizliği varsa, arzı kısarsanız petrol fiyatları tekrar yükselmesi lazım. Ama bugün hiçbirisi bunu yapmıyor. Çünkü bu ülkelerdeki bu kararı verenler o ülkelerin yöneticileri değil. Dünyadaki petrol fiyatlarının bugün düşmesinin temel nedeni Rusya'ya bir ders verilmesi, Ukrayna politikasından dolayı, Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle Avrupa Birliği ile çatışmalarından dolayı Rusya'ya verilen bir derstir bu. Ve bundan en fazla kaybeden ülke de şu anda ekonomisi sarsılan ülke Rusya. Elbette ki Suudi Arabistan'ın, Irak'ın, İran'ın da gelirleri düşüyor. Ama ekonomisi çok ciddi bir şekilde sarsılan ülke şu anda Rusya. Rus yetkililerin bir açıklaması var. Bizdeki ekonomik kriz, ekonomik sıkıntı ya da daralma minimum 2 senede aşılabilir. Büyük ihtimal 2 senede de aşılamaz. O iyimser bir söylemdir. Demek ki Orta Doğu'nun ve Orta Doğu'daki var olan kaynakların sadece Orta Doğu için değil, bütün dünya siyaseti için de çok önemli bir rolü var, etkisi var, payı var. Bu ister istemez Orta Doğu'yu bütün dünyanın gündemine taşıyor zaten ve ilgi noktası haline getiriyor. Bugün Rusya niçin ya da İran niçin Esed rejimini destekliyor? Bu soruyu sormak lazım. Bunun da cevabını bahsettiğimiz o siyasal dengelerde aramak mümkün. Aynı şey Avrupa üzerinde, Ukrayna üzerinde, ne bileyim işte Çin'in bir yerinde yapmıyorlar. Niçin Orta Doğu'da daha fazla bu güç mücadelesinin temayüz ve teberküz ettiğini görüyoruz. Bu bahsettiğimiz hem tarihsel önemiyle alakalı hem de bu buradaki doğal kaynaklar ile ilintili. Bu işin bir tarafı, yani meşruiyetle ilgili mesele bir tarafı. Bu şunu bozdu, yani son olaylar özellikle 2011'de başlayan Arap Baharı bu meşruiyet arayışını hızlandırdı. Hiç kimsenin kafasında yokken bazı ülkelerde bu ateş yanmaya başladı.
Elbette ki bu kolay bir süreç değil. Yani pek çok insan hayatını kaybetti, ülkelerde düzen bozuldu. Alıştıkları bir düzen vardı insanların. Kimisi yoksulluğa alışmıştı, kimisi baskıya alışmıştı, otoriter rejimlere alışmıştı. İşte aramızda mutlaka bu ülkelere gidip gezenler olmuştur. Mesela Kahire'ye gidenler bilirler ya da Şam'a gidenler bilirler. Oradaki kaos, oradaki kir, pas, geri kalmışlık. Hani böyle bunu bir gurur ve küçümseme vesilesi itibariyle söylemiyorum. Ama bugün Müslümanların içinde yaşadıkları yerlere baktığımızda bunu görmemiz mümkün. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir özel temsilci atadı Müslümanlarla ilgili. İslam dünyasıyla köprüleri nasıl kurarız sorularını sorarlarken, özellikle 11 Eylül'den sonra biliyorsunuz çok ciddi çatışmalar oldu. İşte terörle mücadele perdesi altında İslam'la mücadele başladı. İslam dünyasındaki tepkilerden de çekindikleri için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na doğrudan bağlı olan bir özel temsilci vardır şimdi. Bu genelde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Müslümandan seçilir. Akademisyen olabilir, iş dünyasından birisi olabilir, işte sivil toplum kuruluşundan birisi olabilir. Bu şahıs Türkiye'ye geldi. Bundan birkaç yıl önceydi. İslam Araştırmaları Merkezi'nde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulmuş olan ve malumlarınız İslam Ansiklopedisi diye bilinen Bağlar başında bir toplantı yapıldı. O toplantıda biz de işte İslam Araştırmaları Merkezi'nde ne yapılır, hangi tür çalışmalara imza atılır bunu anlattık. Bu zevat pek çok İslam ülkesine gitmiş, Türkiye'ye ilk defa gelişi. Pakistan kökenli ama uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Müslüman. Aynen şunu söyledi bize, tabii kütüphaneyi gördü, oradaki çalışan arkadaşlarımızın birikimlerini gördü ve İstanbul'u, Ankara'yı gördü. Şunu söyledi, ben bu Türkiye'ye 10. İslam ülkesi geldiğim, bundan önce 10 tane İslam ülkesine gittim, farklı yerlerde, farklı coğrafyalarda. Ve karşılaştırılamaz buldum. Suriye ve Mısır örneğini bu nedenle veriyorum. Yani bir ülkede yoksulluk, kaos, kargaşa, otoriteryenizm, baskı, bu kader olabilir mi? Müslüman dünyası söz konusu olduğu kadermiş gibiydi sanki. Kimse buna sesini çıkarmıyordu. Bu bahsettiğimiz bütün büyük ülkeler ve devletler, Orta Doğu'yu dizayn eden ve Orta Doğu'yu geride bu bahsettiğimiz rejimleri bırakanlar hiç bunu sorgulamadılar ve sorgulamalarına da isim vermediler kimsenin. Arap devrimleri başladığında da artık ok yaydan çıktığı için buna destek verdiler. Amerika Birleşik Devletleri Batı biliyorsunuz seyretti önce. Baktılar ki ok yaydan çıktı, sokaklardaki hareket ciddi bir şekilde dönüştürmeye başladı siyaseti. O zaman destek verdiler. Mısır'da onlara kalsaydı mübarek devam ederdi. Mübarek yıkıldı. Kerhen yeni sistemi desteklediler ama aradan bir yıl geçtikten sonra biliyorsunuz bir meslektaşımızın çok iyi bir şekilde söylediği gibi mübareksiz mübarekizm tekrar kuruldu. Sisi'nin tekrar iktidara gelmiş olması budur. Arap devrimlerinin bugün geldiği nokta az önce bahsettiğim gibi bir duraklama noktası. Bir geriye dönüş noktası. Bundaki temel nedenlerden birisi bu domino etkisi. Yani kendilerini, kendi rejimlerini, kendi iktidarlarını, şimdiye kadar elde ettikleri imtiyazları korumak isteyen diğer rejimler. Suudi Arabistan gibi, Körfez ülkeleri gibi. Bunlar hemen devreye girdiler. Zaten ilk baştan itibaren de biliyorsunuz Katar hariç pek bu Arap devrimlerini destekleyen yoktu. Suudi Arabistan çok ciddi bir şekilde buna karşı çıkıyordu. Bu işin bir tarafı. Tabii bahsettiğimiz rejimlerin birazcık arka planına bakıldığında kimlerle nasıl iktidarlarını sürdürdüklerine baktığımızda da bize çok şey söyleyeceğinden emin olabilirsiniz. Şu anda mesela Körfez ülkelerinde seyahat eden hocalarımız, arkadaşlarımız, dostlarımızı gayet iyi bileceklerdir. Seyahat edenlerin çoğu şunu görür. Birinci danışmanları bu ülkedeki bakanların büyük bir çoğunluğunun hala Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İngiltere'den olan zevattır. Eğitim Bakanı, Finans Bakanı, Petrol Bakanı. Bu bize hala aslında üstü kapalı olarak ilan edilmemiş, açıklanmamış sömürge düzeninin devam ettiğini gösteriyor. Rejimlerin ve rejimleri yürüten insanların ise bahsettiğimiz kazanımlarını kaybetmemek için buna ses çıkarmadığını, itiraz etmediklerini biliyoruz. Bu işin bir tarafı. Ama asıl büyük olay ya da Orta Doğu'daki değişim dinamiğini asıl donduran, engelleyen, çelme takan ise Camp David düzeni diyebileceğimiz, tanımlayabileceğimiz bir düzenin bozulmaya yüz tutmasıyla alakalı bir şey. Nedir bu Camp David düzeni?
Eğer bunu iyi anlayabilirsek, Orta Doğu'daki olayları da daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Elbette ki tek bir olayı, tek bir vakayı bütün Orta Doğu coğrafyasını anlamak için göstermek belki abartı olabilir. Ama çok önemli bir pay olduğunu düşünüyorum. Elbette ki başka faktörlerin de Orta Doğu'daki gelişmeleri etkilediğini söylememiz mümkün. Böyle bir realitenin olduğunu söylememiz lazım. 1948 yılında İsrail burada devlet olarak kurulduğunda Filistin toprakları üzerinde kuruldu. Yani Müslümanların yaşadığı topraklar üzerinde kuruldu. Tabii bu konuyu benden daha iyi bilen hocamız var. Nuh Aslantaş hocamız, İlahiyat Fakültesi hocamız aramızda. Hani bir eksiklik, bir yanlışlık olursa, beni düzeltirse çok memnun olurum. İsrail kurulduğunda Birleşmiş Milletler'in kararıyla kuruluyor biliyorsunuz. Avrupa kendi içerisinde Yahudileri barındırmadığı için, barındıramadığı için, büyük katliamlara onları maruz bıraktığı için isteselerdi pekala yenilgiye uğramış Almanya'da da böyle bir devlet kurabilirlerdi veya bir başka yerde. Bunu tercih etmediler. Vaat edilmiş topraklar diye, işte Siyonizmin de amaçları doğrultusunda İsrail devleti kuruldu. İsrail devleti kurulduktan sonra Orta Doğu'da inanılmaz bir değişim yaşandı. Biz bunu pek fazla fark etmiyor ve görmüyor olabiliriz. Ama işte orada kurulan sistem, orada kurulan devlet ve etrafında oluşturulan o büyük sistem hala bugün varlığını devam ettiriyor. Şimdi bir iki rakamdan bahsedersek bize bu değişimin ne kadar büyük olduğunu belki de görmemizi sağlar. İsrail'in nüfusu bugün 6,5 milyon civarında, 6-6,5 milyon civarında. İsrail devlet olarak kurulduğunda peki ne kadar Yahudi yaşıyordu bu coğrafyada? Ben yanlış hatırlamıyorsam 500 bin civarında. Yani İsrail bir devlet olarak kurulduğunda 1948'lerde böyle bir avuç aslında bu rakamlar, ki bunlar ciddi göçlerle yapılmıştı. Yani İsrail tarihinde, İsrail Yahudiler tarihinde göçler önemlidir. Avrupa'dan önemli göçler buraya geldi biliyorsunuz. Osmanlı'dan bazı toprakları da satın almak istemişlerdi ama bu mümkün olmadı. Dolayısıyla 500 bin nüfustan 5 milyon, 6 milyon nüfusa çıkan bir İsrail'den bahsediyoruz. Bu bize yeni bir sömürgeleştirme ve kolonileştirme anlamına geliyor. Buradaki toprakların satın alınmak yoluyla elde edilmesi, işgal yoluyla elde edilmesi. Ve 1967'de biliyorsunuz buna karşı çıkan bütün Arap ülkeleri yerle bir edildi, düzlendi. Kudüs, Batı Şeria, Gazze hep o dönemde Müslümanların ellerinden alınan ve kaybedilen yerler oldu. Filistinliler dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Şu anda Filistin'in dışındaki, yani Filistin topraklarının dışındaki Filistinli sayısı çok daha fazla. Sadece Ürdün'de 2 milyona yakın Filistinli var. Yani ben Ürdün'e gitmedim ama konuşulan şey şu: eğer Filistinlilerin seçme hakkı olsa iktidarı Filistinli bir parti gelir çok rahat bir şekilde. Yani nüfusu demografiyi o kadar değiştirebiliyor. Şu anda vatansızlar. Tıpkı bizdeki 2 milyon Suriyeli gibi. Bizde de şu anda Suriyeliler vatansızlar. Türkiye nüfusu içerisinde 2 milyon eritilebilir bir nüfus belki. Çok fazla görünür olmayabilir. Ama 8 milyon, 10 milyonluk ülkede bu kadar nüfus olduğunu düşünün. İnanılmaz derecede büyük bir nüfus. 1967'de Araplar savaşı kaybeder. 1970'li yıllarda bu bahsettiğimiz Camp David düzeni kurulur. Nedir bu? Suriye'nin, İsrail'in çekindiği en büyük ülke Mısır. Niye? İşte bugün 70 milyon, 80 milyon nüfusu var. Yenilmiş olsa da ordusu, bir ordusu var. Dolayısıyla Suriye o kadar büyük tehdit değildi onlar için. Ama Mısır'ı çok büyük bir tehdit olarak görüyorlardı. Enver Sedat'la masaya oturdular ve Amerika'nın Camp David kasabasında ya da şehrinde de Amerika'nın aracılığıyla bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma çok kritik bir anlaşmadır. Bu anlaşmayla beraber, yani İsrail Araplarla barış anlaşması imzalamış oldu. Mısır'la barış anlaşması imzalamış oldu. En büyük rakibiyle. Ondan sonra Ürdün'le barış anlaşması imzalandı. Aynı kulübe Ürdün de katıldı. Böylece İsrail Amerikalıların yardımıyla en büyük iki düşmanından diyelim kurtulmuş oldu ve kendisini koruma altına aldı, garanti altına aldı. Bundan sonraki dönemde şunu gördük. Amerika Birleşik Devletleri bu anlaşmadan sonraki 10 yıllar boyunca
Mısır'da iktidarı ayakta tutan ekonomik yardımı sağladı. Mısır'da vesayetin ya da otoriterinin hemen yanı başında yer alan askeri rejimi ya da askeriyeyi ayakta tutacak olan milyarlarca dolarlık hibe yardımları yaptı. Hatta darbe oldu biliyorsunuz, Sisi döneminde gene devam etti. Yani beklenti şuydu, ya işte en azından demokrasiye geçiliyor, bu dönemde Mısır'da orduya bu kadar yardım edilmesin, bu bir askıya alınsın söylemleri olmuştu ama olmadı. Ve Mısır'ı ayakta tutan bir süre, tabii Enver Sedat daha sonra biliyorsunuz öldürüldü. Onun yerine yaklaşık ülkeyi 30 yıl yöneten Mübarek rejimi başladı. Mübarek dönemi başladı. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri sürekli olarak bu ülkeyi besledi. Peki ülke kendi içine kalkınabildi mi? Kalkınamadı. Yani Mısır'da o az önce bahsettiğim Kahire örneğini o nedenle verdim. Sokaklarından çöpün temizlenemediği bir şehirden bahsediyoruz. Bir İslam şehri düşünün ki, bir Müslüman medeniyetinin şehri düşünün ki, Kahire çok önemli bir merkezdir o açıdan. Ama sokaklarındaki çöp toplanamıyor. Ve bunu biz Müslümanlara layık olarak görüyoruz. Bu isyan biraz da bunun isyanıydı. Şimdi Mısır'da öyle bir düzen kuruldu ki, bu bahsettiğimiz süreç esnasında Mısır'ın ordusu dünyanın ekonomik olarak en güçlü ordusu haline geldi. Mısır'da orduyu sadece askeri işlerle uğraşan bir ünite, bir grup saymayın. Mısır ekonomisinde çok ciddi bir payı vardır. Hatta bazı raporlara göre Mısır ekonomisinin %30'una tekabül eden bir mal varlığı ve sermaye birikimi vardır. Sadece silah üretmez. Ülkedeki temizlik malzemelerine kadar, kırtasiye malzemelerine kadar pek çok şeyi ordunun ve orduya mensup ordunun kurduğu şirketler üretir. Hatta bazı dönemlerde hükümete kredi açacak kadar güçlü bir ordudan bahsediyoruz Mısır'da. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Böyle bir ordu, böyle bir askeri varlık bütün bu kazanımlarından vazgeçecek, devrime kendisini teslim edecek. Bu pek kabul edilebilir bir şey değildi Mısır ordusu tarafından. O nedenle her ne kadar İlk dönemlerinde ses çıkarmasalar da Mursi rejimine çok ciddi bir muhalefet vardı içeriden. Bunu söylemekte yararı var. Tabii Türkiye'nin askeri vesayetle mücadelesiyle oradaki mücadeleyi karşılaştırdığımızda çok farklı şeyler görürüz. Peki bu Camp David anlaşmasının sağladığı bu düzen, biz buna Camp David düzeni diyoruz. İşte bu İsrail'i korumaya yönelik düzendir. İsrail bu koruma şemsiyesi altında ne yaptı? Bu bahsettiğimiz bölgeyi tamamen İsrailleştirme ve Yahudileştirme projesini sürdürdü. İşgaller adı altında bunu yaptı, yeni yerleşim bölgeleri altında bunu yaptı ve sürekli olarak da Arap dünyasını oyaladı. Yani Filistinlilerin İsrail'le tek başlarına, kendi başlarına mücadele etme imkanları yok, çok sınırlı. İşte Filistin Kurtuluş Teşkilatı vardı ama bu yürümedi. Bu arada yaklaşık 20-22 üyesi olan biliyorsunuz bir Arap Birliği diye bir birlik var. Bu birlik hep bu davaya sahip çıktı. Tırnak içerisinde. Yani Filistin davası söz konusu olduğunda, Filistin meselesi söz konusu olduğunda hep bu meselenin kendileri tarafından çözüleceğini, bu işin hamisinin ve sahiplerinin kendilerine olacağını ifade ettiler. O nedenledir ki son yıllarda Türkiye'nin Gazze çıkışı, Filistin çıkışı, bunlar Arap rejimleri tarafından pek hoş karşılanmayan çıkışlardır. Çünkü geleneksel olarak onların bundan bir meşruiyetle devşirdiklerini biliyoruz. Filistin'e işte maddi yardım yaparlar. Gazze'ye, Batı Şeria'ya maddi yardım yaparlar. Ve bundan da İslam dünyasının siyasi liderlermiş gibi övünürler. Türkiye buna da aslında son verdi bu süreç esnasında. Ama İsrail biliyorsunuz farklı coğrafyalardan ciddi göçlerle burayı yeniden sömürgeleştirdi ve kolonileştirdi. Bu süreç hala devam ediyor. Arap dünyasındaki ya da işte İslam dünyasındaki başlayan Arap devrimlerinin en fazla tehdit ettiği şeylerden bir tanesi de işte bu İsrail'in güvenliğiydi. Yani İsrail, Camp David düzeni dediğimiz şey aslında İsrail'in güvenlik düzenidir. İsrail'in kendisini koruma altına alması demektir. Bu bölgede ona tehdit oluşturabilecek en büyük işte orada diyelim Mısır ordusuydu. Mısır ordusunu da bu şekilde devşirmiş oldular.
siyaseten mübarekle çalıştılar. İşte işin maddi ve finans yönü söz konusu olduğunda da ordu ile çalışarak bu işi uzun süre devam ettirdiler. Bu esnada tabii yani Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiği için belki biraz üzerinde durmakta yarar var. Türkiye ne yapmaya çalıştı peki? Bu tüm bu Orta Doğu coğrafyasında Türkiye nasıl bir siyaset takip etmeye çalıştı? Nasıl bir vizyon ortaya koymaya başladı? Çünkü Arap Baharı ile biraz paralel giden bir şeydi bu. Şimdi Arap Baharı kışa dönüşünce, Arap Baharı kara dönüşünce Türkiye'nin bu modellik rolü falan da biliyorsunuz eleştirilmeye başlandı. Benim gördüğüm kadarıyla, bu benim kendi değerlendirmem tabii, Türkiye'nin Orta Doğu'ya bakışı özellikle son 10-15 yılda önceki dönemlerden daha farklı. Türkiye'nin kendi modernleşme süreci içerisinde takip ettiği, dış politikasında oluşturduğu bir paradigma vardı. Bu paradigma daha çok NATO, Birleşmiş Milletler, Batı İttifakı, Avrupa Birliği bu çerçevede devam etti. Türkiye kendisinin doğusuna, güneydoğusuna dış politika söz konusu olduğunda biraz mesafeli davrandı. Çünkü Türkiye'nin modernleşme projesinde hep batılılaşma, sekülerleşme, laiklik vesaire gibi unsurlar ön planda olduğu için Türkiye'nin yönü hep batıya doğru oldu. Bu bir tercih tabii ki. Ama bu tercih yapılırken bizim belki İslam dünyası diye tanımlayabileceğimiz büyük dünya büyük ölçüde ihmal edildi. İşte bu ihmal nedeniyledir ki orada Türkiye uzun yıllar var olamadı. Ne ekonomik olarak var olabildi, ne siyaseten var olabildi. Bugün bahsettiğimiz orada İngiliz danışmanın yerine, Amerikalı danışmanın yerine, Alman danışmanın yerine ya da yatırımcının yerine pekala bir Türkeli olabilirdi. Olmadığı için çünkü çok ciddi mesafeler koyduk. Şimdi aramızda eski YÖK üyesi hocamız da var, hatırlayacaktır. Uyandırmış olayım hocamı. Şimdi Türkiye öyle politikalar izledi ki, bu dönemi anlatmak için, çarpıcı olduğu için söyleyeyim. Esher'den alınan diplomayı, Bağdat Üniversitesi'nden alınan diplomayı Türkiye'de eşit diploma olarak görmedi. İşin diğer taraflarını bırakıyorum. Yani işte bizim ticari ilişkilerimiz çok zayıftı buralarla, ekonomik ilişkilerimiz çok zayıftı. Bütün bunlar bir tarafa. Türkiye'nin yaptığı tercihler açısından öyle noktalara gelindi ki, El Eser'deki alınan diplomayı Cambridge, Oxford, Londra Üniversitesi kabul ediyor denk olarak ama Türkiye'ye geldiğinde yok kabul etmiyor. Çok ciddi bir ideolojik bakış açısıyla biz İslam dünyasına ve yakın coğrafyamıza bakmaya başladık. Bu önemli aslında eksiklikler doğurdu. Bugün benzer şeyi bir dönem için Rusya için de söyleyebiliriz. Yani Sovyetler Birliği dönemi için de söyleyebiliriz. Rusça bilen uzmanımız yok bugün. Arap dünyası kaynıyor. İşte Arap dünyasında köklü değişimler oluyor. İlk hocamızın da söylediği gibi yani Orta Doğu coğrafyasında çok köklü değişimler oluyor diye çok isabetli bir şeyle başladı cümlesine Akif Hoca. Gerçekten de öyle. Ama buradaki değişimi takip edebilecek uzmanımız yok. Arapça bilen elemanımız yok. Çünkü Arapça bilmek Türkiye'de hep etiketlenme nedeni oldu. Hatta Arapça bilmeyi bırakalım. Meşhur bir sosyolog vardır. Şerif Mardin diye maruftur kendisi. Şimdi uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde hocalık yaptı. Niye oraya gitti biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de 1960'lı yıllarda Din ve İdeoloji diye bir kitap yazdı. Kitabın başlığı bu ilim adamının aforoz edilmesi için yetti. Din ve ideoloji. Anlattığı şey İslam'la hiçbir alakası yok. Onu da söyleyeyim. Hani İslam'la ilgili bir şey yazar da reklamını yapıyor derler filan. Hiç alakası yok. Normal sosyoloji literatüründe bu Max Weber gibi çok eski ilk sosyologların din üzerinde söylediklerinden hareketle böyle bir kitap yazdı. İnce de bir kitaptır yani. Çok da öyle büyük bir kitap değil. Büyük bir çoğunluğu da tercümedir. Bunun üzerine şunu söylediler ona 60'larda. Bu Türkiye'deki işte entelijensiyanın, aydınların da nasıl bir zihniyete sahip olduğunu ve bu zihniyetin nerelere sirayet ettiğini göstermesi açısından bu örnek önemli. Bu bahsettiğim yer Ankara. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi. Yani Türk dış politikası elitinin yetiştiği, Türkiye'de meclisin büyük bir çoğunluğunun oluştuğu, Türkiye'de yasa yapanların yani ilk dönemlere bakın hep ya Ankara hukuk mezunudur, Ankara siyasal mezunudur Türkiye'deki bahsettiğimiz zevat siyasette de. Bakın burada oluşan zihniyet Türkiye'de çok şeye sirayet etti.
Daha sonra bu zat, bu çok eski bir şey de değil, onu da söyleyeyim. İşte 28 Şubatlarda denk gelen dönemlerdir büyük ihtimalle. Ya da 90'larda bir kitap daha yazdı. Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatıyla ilgili bir kitap. Amacı Türkiye'de acaba dini yapılar üzerinden Türk toplumunu analiz edebilir miyiz? Kendisi seküler bir zat hocanın. Şeyle de alakası yok yani. Hani böyle bir kendi hayatı da muhafazakar bir hayat değil. Bu kitabı yazdığı için de Türkiye Bilimler Akademisi'ne üye yapmadılar. Türkiye'deki yapı bu yapı. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde yetiştirdiğiniz aydınlar, yetiştirdiğiniz gazeteciler, yetiştirdiğiniz entelektüeller, siyasetçiler, dış politikacılar, bu bir zihniyet dünyasıdır. Bu zihniyet dünyası Türkiye'de İslam dünyasında büyük oranda kapalı olmuştur. Zaman zaman reddetmiştir. Biz bunun örneklerini üniversitelerde gördüğümüz için söylüyorum. Bu kişisel bir olay ama bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Bu zihniyet dünyasının üzerinden analiz yapmak zorundayız. Orta Doğu'ya nasıl bakıyoruz? Türkiye olarak, İslam dünyasına nasıl bakıyoruz? Niçin oraları bilmiyoruz? Niçin sokaklarında biz yokuz da İngiliz var? Niçin sokaklarında biz yokuz da Amerikalı var? Bingazi'de öldürülen Amerikalı konsolos ya da büyükelçi, tam hatırlamıyorum. Ya konsolosu ya büyükelçiydi. Biliyorsunuz orayı bir grup bastı ve adamı öldürdü. Adam ana dili gibi Arapça biliyor. Ana dili gibi, yani İngilizce gibi Fransızca biliyor. Bizim böyle bir aydınımız yok. Yani gittiği ülkenin iki dili. Orada tabii Fransızlar hakim olduğu için kuzeyde orayı çok iyi bildiği için iki dili birden biliyor. Ben yüksek lisansı ve doktoramı yurt dışında yapma imkanım oldu. Türkiye Diyanet Vakfı kurucuları sağ olsunlar. Oraya katkıda bulunanlar sağ olsunlar. Orada yüksek lisans doktora yaptım. Sosyoloji alanında Türkiye'ye döndüm. Yıl 2000, 99-2000. Türkiye'ye döndükten sonra tabii bir taraftan İslam Araştırmaları Merkezi'nde çalışıyoruz. Bir taraftan da akademik kariyer yapalım. Üniversiteye gitsek nasıl olur? O araştırmaları yapıyoruz. Bir vakıf üniversitesi, ismini vermeyeyim, reklam olur, negatif de olsa. Bir vakıf üniversitesindeki arkadaşımın birisi bana dedi ki, sosyoloji bölümünde İngilizce ders verebilecek bir hocaya ihtiyaç var. Senin de profilin uyuyor hocam dedi. Sana dedi bir randevu alayım, gel üniversitemizin rektörüyle görüş. Çünkü buna ihtiyaç var. Peki dedim. Randevumuzu aldı. Ben de özgeçmişimi, çalışmalarımın bir örneğini alarak rektörümüzün yanına gittim. Yıl 2000 olması lazım. Çok geçmişten bahsetmiyoruz yani. Türkiye'deki bir dönüşümü anlatmak açısından da önemli diye düşünüyorum bu anekdot. İşte çalışmalarıma baktı, işte özgeçmişime baktı. Çok güzel dedi, güzel çalışmalar yapmışsınız. Bizim akademide de İngilizce yayın yapmak daha revaçtadır. Yani Türkçe 10 tane yayın yaparsınız, kimse bakmaz. Bir tane İngilizce yayın yaparsınız, herkes o İngilizceye bakar. Ben de böyle İngilizce yayınlarım daha çoktu yani. Bana dedi ki, işte anlatırken ben yüksek lisans, doktora bu çalışmalardan bahsettim. Ya onları bırak dedi. Sen dedi Türkiye'de nereden mezunsun, ne yaptın dedi. Ben dedim Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Zaten özgeçmişte yazıyor. Rektör bey ilk defa kafasını kaldırdı. Daha önce bakıyordu güzel falan, hoş şeyler diyordu. Sakın İmam Hatip mezunuyum deme bana dedi. Yani İmam Hatip mezunuyum dedim ya, sakın yok bunun. Dosyayı kapattı, elime verdi. Yıl 2000. Yapacak hiçbir şey yok Talip Bey, kusura bakmayın dedi. Sizi biz üniversitemize alamayız. Ben doktorayı sosyolojide yaptım, doçentlik sosyoloji. Bütün bunların hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü Türkiye'de oluşmuş bir zihniyet vardı ve bu zihniyet dünyasından biz dünyayı okuduk. Buna Orta Doğu dahil, İslam dünyası dahil. Bu Özal döneminde kısmen kırıldı ama çok değişmedi. Ama son 10 yılda çok şey değişti. Bunun mimarlarının başında Ahmet Davutoğlu olduğunu söylememiz lazım. Çünkü dış politikanın temel mimarı oydu. O ve daha sonra işte beraber çalıştıkları, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı olan, önceki Cumhurbaşkanı, bütün bunlar bir araya gelip acaba Orta Doğu'yu Türkiye olarak nasıl görebiliriz, nasıl bakabiliriz? İçeriden bir Orta Doğu görebilir miyiz? Bu arayışa girildiğini düşünüyorum ben. Ve o nedenle şunu yapmaya çalıştı Türkiye. Bir, Orta Doğu'da evet meşruiyet problemi var. Ama Orta Doğu'daki liderler hiçbir araya gelmiyor. Acaba biz bu liderleriyle doğrudan iletişim kurabilir miyiz? Birbirimizle doğrudan konuşabilir miyiz? Aracısız konuşabilir miyiz? Ve dikkat edin o dönemlerde yani 2002'den itibaren Türkiye'de hükümet mensuplarının bu coğrafyaya çok sık seyahat ettiklerini görürüz. Ve yanlarında da çok büyük iş adamlarını götürerek yaptılar bunu. Üniversitelerden insanları götürerek yaptılar.
İşte daha sonra bu denklik meselelerini çözüldü. Hocam hatırlayacaktır. Bunu yaparken bir vizyon vardı. Yani bu bir amaca yönelikti. Acaba Orta Doğu coğrafyasını içeriden konuşabilir miyiz? Bakın bu çok önemli bir şey. Orta Doğu'yu herkes konuşuyor. Berlin konuşuyor. Paris konuşuyor. Washington'da Orta Doğu konuşuluyor. Ama Kahire'de, İstanbul'da, Şam'da Orta Doğu'yu konuşan yok. Bak kendimizi konuşmuyoruz. Birbirimizle de konuşmuyoruz ayrıca. Şunun örneği çok azdır bakın. Türk siyasetçiyle Mısırlı veya işte diğer ülkelerden, Türk akademisyenle Mısırlı, Suriyeli, Iraklı bir araya gelip de bu coğrafyanın problemleri nelerdir arkadaş? Mesel problemimiz mi var? Yoksulluk problemimiz mi var? Siyasi temsil problemimiz mi var? Şiddet, terör problemimiz mi var? Bunu nasıl çözebiliriz, konuşuruz? Bunu yapma imkanı hiç olmadı. Bu kısmen doğmuştu. O da işte doğarken boğuldu. Bunlar ilk defa denendi bu tür şeyler. Mesela ilk defa bu coğrafyadaki mezhepsel, işte dini ve mezhebi çoğulculuğu bir araya getirip ya acaba nasıl bu meselelere konuşuruz, bu zenginliği bir artıya dönüştürebiliriz, eksiye değil de. Çünkü bir örnek vererek bunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatalım. Lübnan'ın toplumsal ve siyasal yapısına baktığımızda bunu görürüz. Lübnan'dan Fransızlar, İngilizler o coğrafyadan çekilirken öyle bir yapı kurmuşlar ki Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ayrı dinlerden ve mezheplerden olmak zorunda. Bitti. Halkın iradesi hiç önemli değil. Bunu da neye göre belirlemişler? Nüfus sayımına göre belirlemişler. Peki 1930'lu yıllarda yapılmış bir nüfus sayımına göre. 1930'dan beri Lübnan'da nüfus sayımı yok. Normalde her 10 senede bir modern ülkelerde olur. Çok kolay. Bilgisayar üzerinden insanlar yapıyorlar bunu. Niçin yapmıyorlar? Çünkü düzen değişir. Cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı farklı dinlerden ve işte Cumhurbaşkanı Hristiyan olacak, başbakan Sünni olacak, meclis başkanı da Şii olacak. Bu yapıya bakabiliyor musunuz? Bakıyor musunuz? Yani tamamen bunun üzerinde inşa edilmiş bir devlet var orada. Tabii o zaman her şeye açık oluyor bu. Yani Hristiyanlar kendilerini, Şiiler, Sünniler kendilerini hep ayrıştırıyorlar. İlk defa Türkiye'de bakın bu coğrafyadan farklı mezheplerden ve dinlerden insanlar aynı masa etrafında İstanbul'da buluşturuldu. İlk defa kendi meselesini içinden konuşan bir noktaya geldi bu coğrafya. Bunu Türkiye yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Marmara Üniversitesi olarak biz de vardık. Şimdi oradan ya takip ettiğim için söylüyorum. Bu yapıldı. Bu coğrafyadaki insan akışını sağlamak için vizeler kaldırıldı. Yani Türkiye dışarıya kapalı bir ülkeydi. 80'li yılları, 90'lı yılları hatırlayalım. Yani cebinizde döviz varsa, Marlboro varsa neyse yani bir takım sigara şeyler. Bunlar yasaktı Türkiye'de. Buralardan öyle mesafeler kat edildi ki Türkiye, Suriye dahil olmak üzere, Ürdün dahil olmak üzere, Mısır, Libya, Ürdün, bunlarla şeyleri kaldırdı, vizeleri kaldırdı Türkiye. Bu çok önemli bir başlangıç. Çünkü Türkiye hep şuna inandı. Buradaki sınırlar yapay sınırlardır. Bu yapay sınırları evet bugün biz değiştiremeyiz tabii ki. Yani ulus devlet diye bir yapı var. Türkiye'nin derdi bu sınırları değiştirmek değil. Ama bu sınırları aşmak. Çünkü bu sınırlar bundan 100 yıl önce inşa edildi. En azından çizildi. Öyle çizildi ki bugün Kobani'de olan olaylar hemen bu tarafı da etkiliyor. Niye? Çünkü buradakilerin akrabaları orada. Gayet doğal. Yani bir şehri, bir kasabayı ikiye biliyorsun sen. Aşağıda kalanlar Suriyeli oluyor ya da Iraklı oluyor. Yukarıda kalanlar Türkiye'li oluyor. Bunların aşılması gerektiğine inandığı için Türkiye bu çabayı başlattı. Yani liderlerle ne pahasına olursa olsun oturup konuşalım. Problemleri kendi içimizde çözmeye çalışalım. Bunu da bir takım somut projelerle destekleyelim. Bunların bir tanesi ekonomik entegrasyon olsun. Bu çok önemli bir gelişme oldu. Bakın birkaç rakamla bunun altını çizeyim. Ondan sonra yavaş yavaş sohbetimizi bitirelim. Mesela 2002 yılı. Türkiye-Suriye arasındaki ticaret hacmi bizim yakın komşumuz dibimizde. 900 kilometrelik bir de sınırımız var. Sadece 500 milyon dolar. Suriye ile olan ticari hacmimiz. 7-8 sene içerisinde bu 2,5 milyar dolara çıkıyor. Yani düşünün Cumhuriyet döneminin bütün birikimi 500 milyon dolar ama 7-8 sene içerisinde 2,5 milyar dolardı bu kriz başlayana kadar. Yani Türkiye-Suriye
sınırı kapanana kadar. Türkiye-Körfez ilişkileri. Bakın az önce söyledim. Bu coğrafyada inanılmaz derecede enerjiden elde edilen bir gelir var. Bunlar akan gelirler. Yani veresiye satılan şeyler değil. Pek çok şeyi veresiye satarsınız ama petrol öyle değil. Petrolün geliri sattığınız anda kasanıza giren bir şey. Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan bütün mal varlığını İngiltere'de değerlendirir, Londra'da değerlendirir. Daha sonra bir kısmen Amerika'da gitmiş olabilir. Aynı şekilde Ruslar da öyledir. Bakın şu anda da Rusların büyük zenginlerinin mal varlıkları Amerika şeydedir. Londra borsalarındadır. Londra'da takım alacak kadar, Chelsea takımını biliyorsunuz, bir Rus almıştır. Takım alacak kadar paraları vardır ve oradadır. Onlar bu bahsettiğimiz ülkelerle ilişkilerini dizayn ederken, kurgularken bunlar hep bakarlar. İngiliz ortaya çıkıp kahramanlık yapmaz Rusya konusunda. Amerika bir şeyler söylüyor ama dikkat edin, İngilizler, Almanlar mesela Merkel hemen Rusya ile ilişkilerimizi bu kadar germemeliyiz açıklaması yaptı. Niçin? Enerji hikayesi var, ihracat hikayesi var, bir sürü başka faktör olduğu için. Bütün bunlara dikkat ettiler. Ama biz bu körfezde nedense hiçbir ilişki geliştiremedik. Bir körfezden işte birisi gelip buradan arsa aldığı zaman aman Türkiye'ye satıyor dendi. Bilmem ne tepesini aldı, aman Türkiye'ye satılıyor dendi biliyorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla hani bu özelleştirmelerde vesairelerde hiç kimse sırtına alıp da gitmiyor o mülküm. O orada duruyor. Bunlar ideolojik bakış açısıyla alakalıydı. Aynı malı bir İngiliz lorduna satsanız güzeldi. Ama bir Arap şeyhi geleceği zaman problemlidir. Yıllar önce Türkiye Gazetesi'nde Ahmet Kabaklı ya da Ergün Göze, bunlar tefrika olarak çıkmıştı. Kılık değiştirip bir zamanlar Türkiye'ye çok Arap turist gelirdi hatırlarsanız. İşte Arap turist rolünde Türkiye'yi gezdiler. Oralardan edindiğimiz bir takım imajlar da var. Biz SETA olarak mesela Türkiye'de Arap imajı diye çok büyük bir araştırma yaptık. Orada da gördük. Yani o bölgeyle bizim bir problemimiz var. Daha doğrusu Türkiye elitinin, Türkiye'nin kurucu ideolojisinin o bölgeyle bir problem var. O da işte dini farklılıklardan, medeniyet farklılıklardan, medeniyet tercihlerinden kaynaklanan bir farklılık. 2002'de 1 milyar dolar bizim Körfez ülkeleriyle olan ticari hacmimiz. Bugün 13-14 milyar dolara çıkmış vaziyette. Ben bunun önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bu bahsettiğimiz yapılar aslında iç içe girmeye başlamış olan yapılardı. Fakat o bahsettiğimiz iki büyük tehdit ya tehdit algısı, birincisi buradaki rejimlerin, bu bölgedeki meşruiyet problemi olan rejimlerin kendi varlıklarına tehdit olarak görmelerinden dolayı hemen mesafe koymaları ve devrim karşıtı, Arap Baharı karşıtı tüm güçleri desteklemeleri ve onlar arasındaki ittifak yapmaları önemli bir hadisedir. Durma noktalarının bir tanesi budur. Son gelişmeleri itibariyle söylemek gerekirse. Tunus bunu kısmen aşmıştır ama Tunus'taki en son biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yine 80 küsur yaşındaki eski bir oranın Kemalisti diyelim. Tunus Kemalisti tekrar Cumhurbaşkanı seçilmiştir ama en azından seçimler yapılmıştır. İnsanlar seçim süreçlerine katılmıştır. Biraz daha saydam olmuştur. Bir geçiş süreci orada yaşanıyor ama diğer ülkeler için aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Mısır'da biliyorsunuz İhvan seçimde iş başına geldi, darbeyle gitti. Yeni yapılan uyduruk seçimde Sisi geldi ve büyük ihtimalle Mısır'ın önümüzdeki 10 yılları da bu sistem içerisinde devam edecek. Bir başka büyük işte tehdit Camp David düzenindeydi. Yani İsrail'in güvenliğine yönelikti. Eğer bu devrim dalgası devam etmiş olsaydı, Camp David düzeniyle kurulan İsrail'i sorgusuz sualsiz, Amerika'nın desteğiyle kabullenme ve buradaki zulme sessiz kalma dönemi büyük ihtimalle bitecekti. Bir de buna dur denildi. Eğer dur denilen bir başka şey var ise ben bunun Türkiye olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu coğrafyada kendisini en fazla kabul ettiren zorla değil. Ürettiği sermayeyle, insan sermayesiyle, fikirle, ekonomik ürünlerle, din, devlet, demokrasi, laiklik, bütün bunlar arasında kurduğu ilişkilerle, vesayetle, mücadelesiyle bir de dur denilen Türkiye oldu. Çünkü Suriye'de şu anda biliyorsunuz ilişkilerimiz tıkanmış vaziyette. Irak'ta düzeliyor. Bunun önemli olduğunu söylemekte yarar var. En son Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye gelmesi önemli bir aşama oldu. Irak petrolünün Türkiye üzerinden gitmesiyle ilgili gelişmeler önemli oldu. Bunlar hala kritik aşamalardır. Bunu görmekte yarar var. Ama dur denilen eğer üçüncü bir gelişme ya da gelişen bir ülkeye de aktör varsa ben bunun Türkiye olduğu kanaatindeyim. Çünkü Türkiye bu bahsettiğimiz unsurlarla, buna daha sonra üniversiteler dahil oldu, iş adamları dahil oldu, işte sivil toplum kuruluşları dahil oldu. Bu bölgedeki nüfuzunu gittikçe artıran bir ülke konumundaydı. Ama
Şu anda Mısır'da bu durmuş vaziyette. Suriye'de büyük oranda durmuş vaziyette. Peki bu başlayan devrim durdurulabilir mi? Yani 80 milyonluk Mısır'ı, işte 7-8 milyonluk Libya'yı, 20 milyonluk Suriye'yi hep böyle devam eder mi bu iş? Benim kanaatim bu işlerin biteviye böyle devam edeceği değil. Evet, mevcut rejimler kendi varlıklarını sürdürmek için ellerinden geleni yapacaklar ve hatta gerekirse katliamlar yapacaklar. Bunu Mısır'da biz gördük. Ama bu devrim ateşi ya da sosyolojik devinim, toplumsal talepler hiçbir zaman bitmeyecektir. Ne zamanki toplum kendisini tekrar hazır hissedecektir bu işe, ne zamanki o bahsettiğimiz düzenle ilgili eleştiriler gündeme gelecektir, o zaman tekrar bu toplumsal dönüşümler, büyük köklü dönüşümler tekrar başlayacaktır. Zaten başladı ama şu anda öyle görünüyor ki bu biraz durmuş vaziyette ya da en azından üzeri küllendirilmeye çalışılıyor. Ben şimdi sohbeti isterseniz burada keseyim çünkü hem geç oldu hem de biraz uzamasın. Var ise soru cevap şeklinde birazcık devam edebiliriz. Yoksa beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tabii ayrıca beni davet eden yönetici hocalarımıza, abilerimize bilhassa teşekkür etmek isterim. Sağ olsunlar bizi buraya çağırma nezaketi gösterdiler. Evet. Evet hocam. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Talip Küçükcan hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun. Çünkü kanayan yaramızdır Orta Doğu. Orta Doğu'daki son gelişmeler üzerine çarpıcı konuşmalar, açıklamalar yaptı kendisi. Biz kendisini göndermiyoruz. Hocamıza plaket ve çiçek takdimi yapılacaktır. Hocamıza plaketini vermek üzere İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Recep Öztürk hocamızı buraya davet edelim. Hocam buyurun. Ve hocamıza çiçeğini vermek üzere Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Nuh Arslantaş hocamızı da biz sahneye davet edelim. Hocam buyurun. İslam diniyle beraber Batı kültüründe özümsemiş bir kardeşimiz, örnek alınacak bir arkadaşımız. Ben özellikle genç arkadaşlarımızın hem dil sorunlarını hem de sadece fen bilimlerine değil sosyal bilimlere de büyük ilgi göstermesini, gördüğünüz gibi sosyal bilimler tüm dünyada ilgi uyandırıyor. Talip kardeşimiz sosyal bilimlere herhangi başka bir o günkü koşullarda daha fazla rağbet edilen bir alana gidilebilecekken geleceği görerek sosyal bilimlere önem veren ve bu konuda yükselen bir arkadaşımız ve o açıdan gerçekten model alınması gereken, örnek alınması gereken bir kardeşimiz. Ben gençlerin sosyal bilimlere daha ağırlık vermesini ve sosyal bilimlere ağırlık verildikçe geleceklerinin daha parlak olacağını umuyorum. Bu açıdan çok güzel bir örnekti. Bize bir Orta Doğu turu yaptırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tamam hocam. Allah razı olsun. Çok sağ olun, var olun. Değerli hocamları gönderiyoruz. Efendim, bu haftalık Salı meclislerimizin sonuna geldik. 13 Ocak 2015 senesinde konferansımız Salı meclislerinde Ahmet Dur hocamız tarafından, Maltepe Müftülüğümüzden Ahmet Dur hocamız tarafından verilecektir. İslam toplumlarında dünyevileşme konumuzdur. 15 gün sonra aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle ve bizleri ekranları başına takip eden Vakıf TV izleyicilerine de hayırlı akşamlar diliyorum efendim. İkramlarımızla programımız devam edecektir.